Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, odamızı da düzelttik. Sorunuz tahtada. Bunu iki farklı yolla yapacağım. İki farklı yolu aynı videoda yapmayacağım. Ayrı ayrı yapacağım. Birincisi bir tık hafiften uzun. Diğeri ona göre daha kısa. Şimdi bu tür integralleri gördük. Şöyle bir bakıyoruz. Dalmıyoruz. Film mutfağa girmesini unutmuyoruz. Şimdi benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi 4x kare artı 1. Yani yukarıyı görmeseydim ben kafadan derdim ki 2x eşittir tanjant t dönüşümü. Bununla da yaptım. Bu biraz daha uzundu ama bunu kullanmayacağım. Şimdi ilk aklıma gelen buydu. Bir de bakıyoruz. Şurada bir şey görüyorum ben. Ne görüyoruz hocam? Sileyim şu soru işaretini. Şu kısma 4x kare artı 1'e u dersem türevde 1'i yok ederim. Bunun da türevini alırsam ne olur? 8x dx eşittir du olur. U burayı u'ya bağladım. Yukarıyı du'ya bağladım. Ama onu şöyle gösterelim arkadaşlar. Bir tane x lazım. Yukarıda 8 var. Demek ki bende 8 yok. Ona göre şöyle yapacağım. 9 olduğu için buraya 8 çarpı x dx bölü bu ifade 4x kare artı 1 olarak. Ha pardon, sorunun orijinalini düzeltiyorum arkadaşlar. Orijinalini şimdi hatırladım. Şurada bir 6 var. Tamam. Düzeltmesini yaptım. Videoyu tekrar başlatmak istemiyorum. Şimdi soruda bu var çünkü. Burası da bu. Şimdi benim yukarıyı du demem için yukarıda 8 lazım değil mi? Hatta şöyle yaparsın. X dx'i çekersen du bölü 8 olur. Bölü 8'i de dışarıya alırsın. İntegral dışında bölü 8. O zaman peki hocam şu x üzeri 8'i ne yazacağım? Onu buradan çek. 4x kare eşittir u eksi 1. X kare eşittir u eksi 1 bölü 4. Bana 8'i lazım. Demek ki 4. mertebeye bunu kaldırmam yeterli olacak. Onları yerine koyup yazalım. X üzeri 8 yerine u eksi 1'in 4. kuvveti bölü 4'ün 4. kuvveti. X dx'e ne demiştik arkadaşlar? X dx'e du dedik. Du bölü 8 demiştik. 8'i dışarı aldık. Başka şurası o zaman u üzeri 6. U üzeri 6 oldu. İşte bu. Yazalım. Bundan sonrası 8'i de 2 üzeri 3, 4'ü de 4 üzeri 4, 2 üzeri 8, 2 üzeri 11. 1 bölü 2 üzeri 11 olarak yazdım. Yukarıyı sayılar dışarı çıktı. Yukarıyı bir numara açabilirsin. U üzeri 4 eksi 4 çarpı u küp artı 1 ile herhangi bir işlem yapmıyoruz. 1, 4, 6 değil mi? 6 u kare eksi 4 u artı 1 bölü u üzeri 6. U üzeri 6 d bu. Kendime yer açmak için şurayı sileyim ben. Çaydan da bu arada alayım. Çayımızı içerken kameramızı kontrol edelim. İyi, zamanımız da fena değil. Videomuz da fena görünmüyor. Şimdi burayı silelim. Ben kendi kendime çekim yaptığım zamanlar sesimin biraz zayıf çıktığını gördüm. Şimdi bu üzeri 6'yı taksim edelim. 1 bölü 2 üzeri 11. İntegrali yaz. 1 bölü u kare. Eksi 4 bölü u küp. Artı 6 bölü u üzeri 4. Evet. Eksi 4 bölü u üzeri 5 artı 1 bölü u üzeri 6 du. Şimdi ben integral alırken şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Böyle yazdığım zaman karıştırıyorum şu eksileri. Onun yerine hepsini yukarı taşıyorum. Nasıl yapalım? Yerinde mi taşıyorum? Yok, alta. Alta alalım. 1 bölü 2 üzeri 11 dursun. U kareyi u üzeri eksi 2. Eksi 4 çarpı u üzeri eksi 3 artı 6 çarpı u üzeri eksi 4 eksi 4 u üzeri eksi 5
artı u üzeri eksi 6 şöyle yazıp integre ediyorum. Bana böyle daha kolay geliyor. Yukarıda biraz daha işlem hatasına düştüğüm oluyor. Evet, şimdi integralini alalım. Nedir? 1 bölü 2 üzeri 11 dursun. U üzeri eksi 2 üstü 1 artırıyorsun. U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 parantezimizi unutmayalım. Eksi 4 vardı. U üzeri bir artıp eksi 2 bölü eksi 2 artı 6 U üzeri eksi 3 bölü eksi 3 eksi 4 U üzeri eksi 4 bölü eksi 4 artı U üzeri eksi 5 bölü eksi 5. Bu bunun integrali. Yukarıda kendime yer açıyorum arkadaşlar. İki satırı da sileyim. İkisi de beraber gitsin. Şöyle sildim. Bundan sonrakileri hem düzelt hem U'yu yerine koy. O da olur. Tamam. 1 bölü 2 üzeri 11 vardı. 1 bölü U. 1 bölü U dediğimizde şu ifadeyi 4x kare artı 1. Kafada bir eksi var. Bu eksiği bir çoğunda da var ama dışarı çıkarayım mı? Dur bak ilk etapta kalsın. Eksi 2, eksi 4 burası artı 2 yapar. 1 bölü şunun kare 4x kare artı 1'in karesi. Bu kare. Bu bununla giderse eksi 2 yapar değil mi? 1 bölü 4x kare artı 1'in kübü. Evet. Eksi 4'ler gider artı yapar. 1 bölü 4x kare artı 1'in neyi? Dördüncü kuvveti. Evet. Herhangi bir kaydırma yaptım mı ona bakıyorum arkadaşlar. Tamam. Bu eksi 5 paydada kalır. 1 bölü 5 4x kare artı 1'in 5. kuvveti artı bir integrasyon sabiti şeklinde yazarsanız hocanız buradan size puan verir. Ha, ilk etapta biz buraya girmeden şu 1 bölü u'lardan en azından bir u'yu yukarı atabilirdik. Yani şuralara 4x kare artı bir parantezini alabilirsin. Eksiği de çıkarabilirsin. Orada bir şartleştirme olur. Bunun cevabı budur arkadaşlar. Bu birinci bölüm. Birinci bölüm nispeten biraz daha uzun, biraz daha zaman alıyor. İkinci bölüm daha kolay. Şimdi ikiye geçiyoruz.